Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sog'-salomat. Uyda o'tirib, masofaviy onlayn tizimda mashg'ulotlarni o'zlashtiryapsizlarmi? Oila a'zolaringiz tinchmi, sog'-salomatmi? Mana yana bugun sizlar bilan uchrashib turganimdan xursandman. Sog'-salomat uchrashganimdan xursandman. Mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi mashg'ulotimiz traktorning quvvat balansi va tortishning potensial xarakteristikasi, tipaj to'g'risida tushuncha. Mashg'ulot bo'yicha ishda reja tuzilgan. Ushbu reja asosida mashg'ulotning maqsadi. Asosiy maqsad dvigatel quvvatini ish vaqtida hosil bo'ladigan qarshiliklarni yengishga hamda foydali ish bajarishga salovat quvvatlar. Bu orqali traktorni umumiy foydali ish koeffitsientini aniqlaymiz. Tortishni potensial xarakteristikasi orqali traktorni tortish zonasini aniqlaymiz. Demak, qo'yilgan maqsad shundan iboratki, dvigatelda hosil bo'layotgan quvvatni traktordagi, ya'ni ish vaqtida hosil bo'layotgan qarshiliklarni yengishga foydali ishga sarflanishi mumkin. Hamda potensial xarakteristikasini, traktorning potensial xarakteristikasini kurish usulini o'rganish hamda tortish zonasini tipaj to'g'risida ma'lumot berishdan iborat. Hurmatli talabalar, mana o'tilgan 5ta mashg'ulotimizdan ma'lum bo'ldiki, biz traktorda birinchi mashg'ulotimizda yetakchi moment berib, traktorda harakatga keldik. Harakatga kelgan traktorni qarshi ko'rsatayotgan kuchlar to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tdi. Endi yetakchi va yetaklanuvchi g'ildirakda ishlashni o'rgandik. Zanjirli traktor yuritkichi bo'yicha o'rgandik. Endi bugungi mavzumizda dvigatelda hosil bo'layotgan quvvat qayerlarga sarflanadi? 100% hammasi hamda shu bizni foydali ishga sarflanadimi? Yoki bo'lmasa qarshiliklarni yengishgan. Bugungi mashg'ulotimizning bo'lish asosiy maqsadimiz mana shu savollarga javob. Mana e'tibor bering. Traktorni quvvat balans tenglamas. Nima degani bu? Yozib qo'yibsiz mana. Traktor yoki avtomobilni tortish xususiyatlarini, ularni quvvati orqali o'rganish uchun quvvat balans tenglamasi tuziladi. Ya'ni İş vaqtida, dvigatelning quvvatini taqsimlanuvchi ko'rsatkich tenglama quvvat balans tenglamasi deb ataladi. U qanday tuziladi? Mana, qarshiliklarni yengishga foydali ishga sarflanadigan quvvatlar yig'indisi dvigatelning effektiv quvvatiga teng bo'lishi kerak. Dvigatelning quvvati ana shu traktorni foydali ishga hamda qarshiliklarni yengishga sarflanayotganligini ko'rsatuvchi tenglama. Mana shu traktorning quvvat balans tenglamasi ko'rinishi mana shunday iborat. Ya'ni, birinchi ko'rsatyapmiz transmissiyadagi mexanik yo'qotishlarga sarflanayotgan quvvat. Ya'ni mana shu birinchi quvvatimiz transmissiyada hosil bo'layotgan quvvat. Demak, boshidagi birinchi mavzusida o'tdikki, yetakchi moment qo'yilgandan keyin qanday uzatilish sxemasi. Ya'ni birinchi uchraydigan narsasi bu transmissiyada shu uzatilib boradi. Shu uzatilayotgan har bitta qismdagi ketayotgan sarflanayotgan qarshiliklarni yengishga sarflanadi. Ikkinchisini aytayapti, foydali ishga sarflanayotgan quvvat. Demak, ilmoqdagi qarshilikni yengishga sarflanayotgan quvvat. Endi ilmoqqa yetib boryapti. Yetib borgandan keyin ana shu ilmoqda endi foydali ishga qaysidir prinsip ulangan, qishloq xo'jaligi mashinasi va hokazo nima bo'ladigan bo'lsa, ana shuni tortish uchun sarflanayotgan quvvat. Bu esa bizga foydali ishga sarflanayotgan quvvat. Keyingisi, mana, keyingisi. Ko'rdingizmi, mana uzatishlardagi, mana uzatishlardagi. Demak, mana bu aytayapti, mana quvvat olish va uzatmasidagi mexanik yo'qotishlarga sarflanayotgan quvvat. Keyingisi esa mana bunis. Quvvat olish valdan foydali ish bajarish uchun sarflanayotgan quvvat. Ya'ni traktorda quvvat olish vali
kışlak hocalığı maşinesinin kaysıdır işçi kısmını harekete geldirip biz ondan faydalı iş oluyor. Demek şunu, şunu karşılığını yenişte sarpılıyor diyor bu var. Kekengisi ise şatak sıraş. Yani şatak sıraş sarpılık sokta olmuş. Ondan kekengisi bana, bundan beri yaptı bana, bana bunu söyledi, hava tezliğini özgertiriş. Yukarıya çıkış için sarıklanıyor diyor bu. Hem de hava karşılığını yenişe sarıklanıyor. Şu kuvvetler ki demek diri yitimli kuvveti manaşı sarıklar ki kısmak diyelim. Manaşı karşılıklarını yenişe sarıklanıyor. Kötüyen isim. Bu sarıklanıyor diyen kuvvetlerini tezlikler boyunca ifadeler. Hazır etken de her karşılıklarını yenişke sarıklıyor diyor kuvvetlerimizi tezlikler boyunca ifadesi getirip tutuluyor. Yani ilmaktaki kuvvetimizi tezlik, arkayı küştü, tezlik. Yani bana bu karşı tezliklerin özgârışıge sarıklıyor diyor kuvvet. Havanın karşılığını yenişke sarıklıyor diyor kuvvet. Şatay sıraşını yenişke sarıklıyor diyor kuvvet. Yani bana harekette karşılığını yenişke sarıklıyor diyor kuvvet. Havasını bu inir. Tezlikler boyunca ifadesi. Hop, agar transmissiyani foydalanish koeffitsiyenti qiymati ma'lum bo'lsa, u mana shu ifoda orqali aniqlanadi. Quvvat olish vali ishlamay turgan paytda quvvat balansi tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni mana bu gorizontal tekis harakat uchun. Mana bu yuqoriga chiqayotgan harakat uchun. Demak, transmissiyadagi yo'qotishlarni ilmoqdagi kuch uzatmalarda kuvvet alışverişi tekiz hareket için bana şu görünüşe iyi bulur. Gençsin. O traktörün taşış hususiyetini belirleyici iki de parametre anıklanır. Kaç parametre? Traktörün umumi faydalı iş koeffisiyenti. Traktörün tartıştığı faydalı iş koeffisiyenti. Traktörün umumi faydalı iş koeffisiyenti. Yukarıda ayıp ötülgendi. İlmaqdagi faydalı işge sarıklanıyordu. Kuvvet. Hamda plus kuvvet alış validegi karşılıklarını yenişe sarıklanıyordu. Bu faydalı işge sarıklanıyordu. Kuvvetler yığındırsa da traktörünün umumi yani dividildi. Karşılık oluyordu. Kuvveti kendisi sıfatı bu. Traktörünün umumi faydalı işge koeffisiyentini ifade A. Tartıştaki faydalı işge koeffisiyentini ifade İlmaqdagi kuvvetli. İlmaqdagi özüdeki kuvvetli. Dividildi. Yani umumi kuvvet kendisi sıfatı bunu traktörünü tartıştığı faydalı iş koeffisiyentini ifade eder. Eğer bir vakitte kuvvet alış variyem, işleyen bir gün olsa, onda tartıştığı faydalı iş koeffisiyenti, yani bu ifademiz bana bu görünüşte ince olur. Şimdi tartıştığı faydalı iş koeffisiyenti umumi olabilir olsa, yani şatak sıraştığı faydalı iş koeffisiyenti, transmisyede yok açıları sokuyormuş faydalı iş koeffisiyenti, hareket gel, yani hareketlerde yeniş için sarkılır. Faydalı iş koeffisiyentleri kutlatması diye keng bulurdu. Bana şatay sıraçta faydalı iş koeffisiyenti uzmanım ifade orkali güldüreklerde güldürek karşılıklarının yenişteki faydalı iş koeffisiyenti bu ifade orkali anı kurarı. Demek şatay sıraç koeffisiyentini ötken mavzularımızda ameli yoldan anıklaş ameliyatta anıklaşını ayıp ötken yani tezliklerin farkı hem de güldüreklerde aynen işler şastatası orkali farklanışını anıklar. Bunların anıklaş uslubunu körsatıp artık ötken edip ötken mavzularımızda. Bana bunda ise indi nazari yolla şatay sıraş koeffisiyentinin anıklaş ifadesi getiriliyor. Yani güldüreli traktörler üçün zancırlı yani gusinsa traktörler üçün getiriliyor. Hop kendisin. Hop indi tartış hususiyetini belirleyici parametrelerini artırış üçün kuyudakilerini amelge aşırır zarur. Birincisi, transmisyon işgalaşlarını kemettiriş. İkincisi, şataşlaştan yok açılarını kemettiriş. Üçüncü, gıldıraştaki karşılıklarını kemettiriş. Hem de dörtüncüsü, kuvvet alış varlığını uzatmalarda mekanik yok açılarını kemettirişlerden. Manaşlarda amelge aşırganımızda traktörünün tartış hususiyatını belirleyici parametrini artırgan bulak ekendiriz. Potansiyel karakteristikası, uçlu körünüşte traktörünün potansiyel karakteristikası. Bu ne demek yani bu? Anıklanan ifadeler miktarı, anıklanan ifadeler, ilmakta ifadeli iş koeffisiyenti,
tekis harekatli ifadesi bulup ula ilgiyatçı küşkülesi özgürlük dinamikasını yaptığı görsel. Bunun için kuvvet balans denilemesini grafik usulde yaşanır. Bu grafik profesör Şubakov metodu boyunca amalya aşırılır. Yukarıda grafikini kuruş için, indir, kuruş için. Mana bu, hazır getir, soplak topilgen, şataşıraş kapitsiyatı, harekette karşılık kapitsiyatlar, nazari tecrübe anıklayan bu işe gerekir. Şimdi, bana şu arkayı kurulgen grafik, traktör, ilmaka nisbetlerini bana. Bence sanatlarına yok olgen kuvvet, traktörün potansiyel karakteristikası deyip atarlar. Hop, şimdi, traktörün potansiyel karakteristikası, tipaja göre kışlak hocalığın maşinası traktörler için, bana şu hazır bir köş atıp oturgen yegane kurtlama tipajları belgelenir. Hop, bunu sizler hürmetli talebeler. Birinci traktör avtomobiller mavzusunu ötkenliklerde, klasifikasyalarda ilmoqdagi tortish kuchiga qarab klasifikasyonu anıqlaganlar. Bana bu kayırdan kep çıkan, onu köre, bana belgilengen klasik ilmoqdagi kuch kuydagi şaraitde kabul kılıyor. Bu şaraitler, tuproqni namligi 15-18%, angız yerde işlegende, torik skemali traktör bosa 18%, şatasir aşkasiyeti. Turu tur skemali bosa 16% şataysıraş. Zanjili traktör için ise 5% şataysıraş koeffisyentleri kabul kılın. Kabul kılınken tipajı göre 6, 9, 14, 20, 30, 40, 50 km'lik kışlak hocalığında hazır günde kullanılacak traktörler tipajları anıklayın. Şimdi, bu tipajlar boyunca mana bu yerde onu kürsatıp ötülgen. 6, 9, 14 kN'li gıldıraylı çapık traktörler mensup. 30-40 kN'li, 20-30 kN'li zancırlı traktörler. 40-50 kN'li şataştır işlettilerde mensup olup sokunlar. Bugünkü ötülgen mavzu boyunca kulasalar keltirip ötülgen. Hürmetli talebeler, mavzu boyunca toluk malumatlar gruplarını, telegram kanallarda taşlanıyor, telegram kanalında birilgen. Sizler teşiriş için nazarat savolları satıp ötülgen. Kandi savollar bosa ulanıp, savollarga cevap verip, mulaqat kılıp, savollarga cevap verişke hareket kılanız. Etibarlar için rahmet, üyde kalıyor.